Yaklaşık 20 tane dükkan yapacağız. Sedat Başkan. Gördüm abi. Bir de gelip bakalım. Bu doğru mu? Başlayacağız zaman. Bu doğru mu? Yeşilyurt bölgesindeyiz. Yeşilyurdumuzun kadim ismiyle Çırmıklı'dayız. Malatya'mızda 6 Şubat'taki depremde bölgemizin en fazla hasar alan bölgelerinden bir yerler de Çırmıklı bölgesi. Diyebilirim ki burada bulunan konutlarımızın, evlerimizin yaklaşık %80'i bu depremde hasar aldı, yıkıldı, acil yıkılacak kodu aldı, ağır hasarlı ya da orta hasar seviyesinde. Esnaflarımız da ciddi bir şekilde etkilendi. Esnaflarımızın acil ihtiyacı için, var olan ticaretini devam ettirebilmeleri için ve bu müşteri potansiyellerini en azından esnaf ve tüccarlarımızın kendi bölgelerinde, kendi mahallelerinde kalmaları için de esnaf odamızla birlikte esnaflarımıza konteyner vermiştik. Şu anda konteynerde ticari faaliyetlerini devam ettirmek durumundalar, devam ettiriyorlar. Yeşilyurdumuzun tarihi Cami-i Kebir'inin hemen yanında da yaklaşık 2000 metrekarelik bir alanımız vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte Yeşilyurt Belediye'mizin mülkiyeti konumunda olan bir yerdi. Burayı aslında depremden önce de planlamıştık ama deprem sonrası biraz daha böyle hem planımız değişti hem de farklı bir fonksiyonla bölgenin özellikle kaybolan ticari potansiyelinin canlanması, esnafların tekrardan gelip ticaretini yerelde devam ettirebilmeleri, aynı zamanda da bölge cazibesinin arttırılması, gelecekte tekrardan hayata geçirilecek olan Lezzet Caddesi içerisindeki müzelerin de girişi olması, dışarıdan gelecek olan misafirlerimizin de bölgedeki yöresel ürünlerden, özellikle Yeşilyurt'un tavasından, Yeşilyurt'un lahmacunundan, Yeşilyurt'un yemeklerinden ve tescilli ürünlerinden istifade edebilmeleri için bir hazırlık ve arayış içerisindeydik. Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte yapmış olduğumuz proje çerçevesinde de buraya yaklaşık 25 milyonluk bir projeyi beraber tasarladık ve onaylattık. Şu anda da son projeleriyle ilgili tasarımları da çıkmak üzere. Yakın zamanda inşallah bitecek ve önümüzdeki ayda ihaleye çıkacağız. Ki bu 25 milyonluk projede yaklaşık 20 civarında iş yerini şehrimize kazandıracağız. En azından bölgemizdeki ticaretin canlanması, eski Yeşilyurt'a tekrardan daha nitelikli, güzel bir meydan kazandırılması, cami ile entegreli bir şekilde şadırvanların, lavaboların, vecelerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin de kullanabilecekleri oturma alanları, dinlenme alanları, yeme içme alanları gibi birçok böyle fonksiyonun da olduğu, bir anlamda Çırmıklı'nın tarihi dokusuna da değer katacak, aynı zamanda da tarihi Çırmıklı mimarisine de uygun bir şekilde planlanarak burada güzel bir proje çalışması yapıldı. Fırat Kalkınma Ajansı'na da, esnaflarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yeşilyurt Belediye'mizin Ar-Ge ve Strateji Müdürlüğü de büyük bir emek verdi. İnşallah bütün ekibin gayretleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de desteği, Fırat Kalkınma Ajansı'nın da yine maddi olarak katkılarıyla burayı eskisinden çok çok daha canlı ve güzel bir hale getirmek için kollarımızı sıvadık. El birliğiyle inşallah yapımına da başlayacağız.